Bugün 13 Eylül 2023 yani bu videonun yayınlandığı tarih 13 Eylül 2023. Açık lise öğrencileri için henüz 2023-2024 eğitim öğretim döneminin birinci dönem kayıtları başlamadı ve şu ana kadar herhangi bir açıklamada yapılmadı. Normal şartlarda açık öğretim lisesi birinci dönem kayıtları Ağustos ayının sonunda başlıyordu yani 30 Ağustos, 31 Ağustos gibi başlardı. Ekim ayının sonuna kadar devam ederdi. Fakat bu sene açıkçası öğrencilerini, örgün öğrencilerini ilgilendiren önemli gelişmeler olduğu için bu süreç uzadı. Şimdi bu videoyu çekmemizin amacı e, Instagram hesabımıza ve YouTube yorumlarına gelen sorular. Bu soruları böyle bir netleştirmek istedik. Doğu hocamızla bunları konuştuk, tartıştık. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalıştık ama bunu yine bir videoyla açıklamanın daha uygun olacağını düşündük. Ve bize gelen en fazla soru şu arkadaşlar. Örgünden açık liseye daha önceden geçmiş öğrenciler şu anda bir panik havası yarattılar. Ve biz tekrar örgüne mi döneceğiz diye bir soru sordular bize. Bir kişi sormadı, üç kişi sormadı. Yüzlerce öğrenciden böyle soru aldık. Arkadaşlar şu anda açık lisede kayıtlı bir öğrencinin herhangi bir şekilde örgün eğitime ...zorla döndürülme gibi bir durum söz konusu değil. Yani sizin açık lisede kaydınız varsa artık açık lisede devam edebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Yine bizim daha önce çektiğimiz videolarda da belirttik. Yani açık lise kaldırıldı mı, açık lise kalktı mı gibi bir soru var. Yine bu sefer açık lisede kaydı olan ya da e, örgünde artık okuma hakkı olmayan... ...30'lu 40'lı yaşlardaki öğrencilerimiz biz artık açık lise okuyamayacak mıyız? Ben bu dönemde kayıt olacaktım gibi sorularla bize geldiler. Arkadaşlar açık lise sistemi aynen devam ediyor. Yani yeni dönemde bir kılavuz yayınlanacak. Bu kılavuza göre yine biz yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapacağız. Ondan sonra açık lise biz devam edeceğiz. Burada yapılan tek şey örgünde kayıtlı bir öğrencinin açık liseye geçişi yasaklandı. Bu da belli şartlara bağlandı aslında tam anlamıyla yasaklanmadı. Açık liseye geçiş şartlarında işte şehit gazi yakını olma, engelli olma, e, milli sporcu olma gibi belge rapor gerektiren durumlar ancak açık liseye geçişimize izin veriyor. Deprem bölgesinden çok fazla soru geldi. Deprem bölgesinde ne kayıt olabileceğimiz bir halk eğitim merkezi, ne gidebileceğimiz bir okul var dendi. Şimdi burada bakanlık bir yönetmelik yayınladı. Ama biz Açık Öğretim Lisesi'nin kayıt kılavuzunu bekliyoruz. O yüzden bu kayıt kılavuzunda her şey daha da netleşecek. Yani belki de örgünden açığa geçişleri biraz daha esnetecekler. Bunu kılavuz yayınlanmadan öğrenemeyeceğiz. Kılavuz yayınlandığı zaman örgünden açığa geçiş şartları yine orada e, şartlar bize yazacak. Ve biz de bu şartları eğer sağlayabiliyorsak yine açıkçasıya geçeceğiz. Yani açık lisenin serüveni aynen devam ediyor. Deprem bölgesindeki öğrencileri ilgilendiren bir paragraf e, paragrafta eklenebilir oraya kılavuzu beklememiz gerekiyor. Şimdi notlarıma bakıyorum. Kayıt yenileme, yeni kayıtlar ne zaman başlıyor? Başladı mı, başlamadı mı? Niye başlamadı gibi sorular geliyor. Şu ana kadar hiç bu kadar uzamamıştı kayıt dönemi arkadaşlar. Biz aslında geçtiğimiz pazartesi açılmasını bekliyorduk ama açılmadı. Açıldıktan sonra ne yapacağız? Onları da bir hemen kısaca toparlayalım. Yeni kayıt olacak öğrencilerin sadece kimlik, diplomaları ve bir adet fotoğrafları ile birlikte halk eğitim merkezlerine gitmeleri gerekiyor. Halk eğitim merkezlerine eğer yaşı 18'den küçükse velileriyle birlikte giderek kayıtlarını yaptırabiliyorlar. 18 yaşından büyük öğrencilerin tek başına gidip kayıtlarını yaptırmaları mümkün. Örgünden açığa geçişlerle ilgili örgünden açığa geçecek arkadaşlar, hakkı olan arkadaşlar herhangi bir tasdikname vesaire almıyoruz. Direkt kimliğimiz ve fotoğrafımızla beraber halk eğitim merkezlerine başvuruyoruz. Tabii burada bizim geçişimizi sağlayan belge ile birlikte milli sporcuysak milli sporcu belgemizi işte şehit gazi yakınıysak ilgili belgemizi ya da bir engel durumumuz varsa raporumuzu halk eğitim merkezine sunuyoruz. Aksi takdirde kaydımızı almayacak arkadaşlar. Kayıt yenileme bekleyen arkadaşların daha önce söylediğimiz gibi, daha önceki videolarda belirttiğimiz gibi onların herhangi bir yere gitmelerine gerek yok arkadaşlar. Bu arkadaşlar sadece devlet bankalarından ücret yatıracaklar ve ücret yatırdıktan sonra yaklaşık 24 saat içerisinde sistemde aktif hale gelecekler. Kitap dağıtımları var. Halk eğitim merkezlerinde şu anda kitap sayısının az olduğunu biliyoruz. Hatta birçok halk eğitim merkezinde olmadığını biliyoruz. Açıkçası TV'nin kitap gönderimleri devam ediyor. WhatsApp sipariş hatlarımızı web sitemizin adresini aşağıya yorum kısmına bıraktık. İsteyenler oradan sipariş verebilirler arkadaşlar. Ee, daha önceki videolarda yine söylediğimi söyleyeyim. Bizden kitap aldığınız zaman bir kere kitap oluyorsunuz. Her dönem kitap almanıza gerek yok. Bir başka uyarım arkadaşlar. Diplomasını alacak öğrencilerimiz diplomalarını halk eğitim merkezlerinden alacaklar. Öğrencilerimizden sistemlerine girdikleri zaman şöyle bir uyarı aldıklarını duyuyoruz. Diploma ne olsa almış öğrencilerin sisteme girişi yasaklanmıştır gibi. Bunda herhangi bir problem yok. Siz artık diploma numaranızı almışsınız. Diplomanızı almışsınız. Sadece diplomanızın basım aşamasında olduğunu bilmeniz yeterli. Diplomanız basıldığı zaman sistem size açılacak ve halk eğitim merkezinde olup olmadığını oradan göreceksiniz. Ardından halk eğitim merkezine giderek diplomanızı teslim alabilirsiniz. Halk eğitim merkezlerinde diploma ücreti adı altında hiçbir ücret alınmıyor arkadaşlar. Sadece bazı halk eğitim merkezleri bağış adı altında ücret talep edebiliyorlar. Bu da tamamen sizin isteğinize kalmış bir durum. Yeri gelmişken ek sınavla ilgili hemen bilgi verelim. Ek sınavın artık bu sene olmayacağı kesinleşti. Normal şartlarda ek sınavın biz Eylül ayının 15'i gibi olmasını beklerdik. Bazı internet sitelerinde 11-15 Eylül arasında ek sınav yapılacağı yönünde e, duyumlar aldık. E, zaten video yayınladığımız tarih itibariyle ek sınavla ilgili herhangi bir açıklama olmadı. Takvime sıkışmayacak bu saatten sonra bir ek sınav açıklaması. Dolayısıyla hepimiz artık 23-24 Aralık'ta yapılacak açık lise 1. dönem sınavlarına hazırlık yapabiliriz arkadaşlar. Evet, bizler sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğiz. Hem Instagram hem YouTube kanalımızda yorumlarla, mesajlarla bize iletebilirsiniz sorularınızı. E, beğenmeyen arkadaşlar lütfen videomuzu beğenin arkadaşlar. Kanalımıza da abone olun ki anında bilgileri sizlere ulaştırabilelim. Hepinize önümüzdeki süreçte başarılar.